Merhabalar, ne kadar kira ediyorsunuz? 10.000 TL. 10.000 TL, hızlı bir şekilde gidelim çekelim. Arkadaşlar geldik, hızlı bir şekilde işe gittik. Çünkü burası aile apartmanı olduğundan dolayı arkadaşlar ilk defa bir masajını yapıyorum. Hızlı çekime geldik, iş olarak farklı yere gitti. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Harbiden masajcıymış lan bu. Arkadaşlar gel. Ona doğru bağırdı. İki kişilik yani sevgilim falan mı var? Ocak bizi var burada. Müşterim diyor mesela. Şöyle bir şey yapalım, böyle bir şey yapalım, böyle. Bazen iki kişilerdi, teklif ettiler. İki kişiler mi? Peki ne teklif ettiler? Okay, merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldin. Bugün yeni serimizden ne kadar kira ödüyorsun bölümünden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün yine sokağa geldik, insanlara soracağız. Merhabalar, ne kadar kira ödüyorsunuz? Evinizi gezebilir miyiz gibi. Merhabalar, ne kadar kira ödüyorsunuz? Çok kiralar, çok pahalı, ödeyemiyorum. Kaç para kira ödüyorsun? Şu an 30'un evin kirası ne kadar? Çok pahalı, 6 milyar, 7 milyar, 10 milyar. 6-7 bin TL az değil mi ya? Çok. Ödeyemiyorum. 15 milyar. 15 milyar. Evet, sahip Erdoğan'a söyleyin. Kiralar ucuzlasın. Onların doları varsa bizim Allah'ım unutma. Merhabalar, ne kadar kira ödüyorsunuz abi? 10.000 lira. Peki kirada mı oturuyorsunuz? Evet. Evinizi gezme şansımız oluyor mu? Şu an yok. Peki teşekkür ederim. Kolay gelsin. Merhabalar, ne kadar kira ödüyorsunuz? Kira ödemiyorum. Ev sahibisiniz. Zenginsiniz ama. Bugün ev sahibi olanlar da zengin değiliz. Peki evin değeri ne kadar şu an? 1500-2 lira arası. 2 milyon. 2 milyon değil mi? Ha, normal yani değil mi şu anda öyle? Ya. Teşekkür ederim abi. Abi hangi kanal? Mace TV kanka. Bir yurt dışında şey yaparsan. Aynen TikTok, Instagram. Merhabalar, ne kadar kira ediyorsunuz? Where are you from? Fas. İngilizce konuşamayacağız. Thank you. Abi. Evet arkadaşlar, bu serimize başladık. Sizden tek ricam, YouTube kanalıma abone olun. Bu süreçte bana destek verirseniz çok iyi olur. Gel kanka, bir tane daha kız var. Merhabalar, ne kadar kira ediyorsunuz? 10.000 TL. 10.000 TL peki. Evet. Evinizi gezme şansınız var mı? Böyle bir seriyle başladık. İşte evleri geziyoruz. İşte ev tanıtım tarzı. Böyle çok kısa bir şekilde gezsek ha? Yok, teşekkür ederim. Çok kısa sürecek gerçekten. Hemen böyle arabayla gidip çekeceğiz, geleceğiz buraya. Yok, hayır. Çok kısa. Tamam, olur o zaman. Harbi mi? Evet. Ne tarafta ev? Şu taraftan tamam. Gidelim. Bu arada kaç yaşındasın ve ismin neydi? 23 yaşındayım. Leyla. Leyla, evin çok uzakta mı? Yok, yakın. Kanka o zaman gel, hızlı bir şekilde gidelim çekelim. Arkadaşlar geldik, hızlı bir şekilde içeri gittik. Çünkü burası aile apartmanı olduğundan dolayı bazen ışık gitti. Bazen çekemedik. Geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk. Şimdi. Arkadaşlar ilk defa bir masajın önüne gidiyorum. Merhabalar. Şöyle gösterebilir misiniz ben? Ondan sonra... Burası oturmadıysa. İlk başta oturalım ya, biraz solunum. O kadar yorgun. Evet, geldik. Tabii. Abi güzel mi ya? Beğendin mi? Çok böyle şey, sade değil mi evin ya? Ben abartmayı sevmiyorum. Çıkartıyorum. Abi çok sade değil mi ya? Evet. Sanki biraz sade yani, bir masajı ne bileyim ne kadar kazandın en sonunda söylersin. Böyle ne bileyim, ben daha çok böyle şeyi bekliyordum. Böyle hani klasik olur ya, böyle filmlerde izledim masajcılar böyle. Her şey krem renginde, böyle ne bileyim, öyle bekliyordum da. Abartılı ben sevmiyorum, çok şık da sevmiyorum. Böyle sade, zaten evde durduğum yok. Şey diyeceğim, bu TikTokçu bunun ne alaka? Çok masajcı olduğum için onunla kullanıyorum. Harbi mi? Ondan reklam yani. Diyorsun. Evet. Tamam, evini gezelim o zaman. Tamam. Benim biraz küçük ama. Gösterim ben size. Burası holüm zaten. Kanka manzara güzelmiş ya. Burası böyle yatak odam. Yatak odam. Şöyle göstereyim. Vay vay. Gerçekten sade ama sadeyi sevmiyorsun. Aynen. Uzanabilir miyim? Sade beş. Tabii buyurun. Bu arada bu iki kişilik yani sevgilin falan mı var? Yok, hayır, tek yaşıyorum. Güzelmiş. Evet. Tek yaşıyorsun. Hı-hı. Güzel. Bu? Şey, onun da içim uçluğum falan var. Onu görseydik ne olacak olur ya? Yok, teşekkür ederim. Şöyle bir mutfağım var benim, böyle küçük. Tamam, bu da güzelmiş. Şöyle şey açayım. Ama harbiden bu arada şimdi seni yakaladım. İki tane bardak var, kesin birisi yiyor. Yok, yani kim? Hayır. Yani bu... Uzak izi var burada. Bunda kesin erkek geliyor. Yok. Hayır. Şöyle bir balkonum var işte, isterseniz bakın. Balkon var ama kilitli bir balkon. Hiç çıkmıyorum, evet. Niye balkonu değerlendirmiyorsun? Çünkü evde durmadığım için, o yüzden. Ha, masajcıyım diyorsun her gün bir evde. Evet. Evim bu şekilde. Burası?
Burası lavabo. Açabilir miyiz? Tabii ki, buyurun. Bir yani bayağı küçük. Evet. Ama bir kişilik için güzel yani, gayet güzel. Teşekkür. Abi sen beğendin mi? Güzel. Tek kameraman beğenmiş. Şey yaşadığım için. Güzel, iyi ya. Güzel. Evet, bu şekilde. O beyaz da. Güzel. Severim çünkü. Şey. Leyla, evini gezdik, güzel ama çok sade ve 1+1. Evet. Yani ne bileyim, bir kişilik için güzel de sen bir masajcısın ya. Normalde senin gelirin ne kadar aylık? 100 bin TL. Evet. Peki 100 bin TL sadece masajda mı kazanıyorsun? Evet. Peki bu masaj olayı nasıl oluyor yani? Eve mi gidiyorsun yoksa çalıştığın bir yer mi var? Nasıl oluyor tam olarak? Evlere gidiyorum diyeyim ben. Şimdi merak ettiğim daha bir şey var. Biraz utanıyorum da. Söylesen bilmiyorum. Şey var mı yani, hani derler ya masajın sonunda mutlu son falan filan, var mı? Yok, hayır. Ha, ne bileyim, ben öyle biliyordum da ondan sonra dolayı söyledim. Peki 100 bin sadece oradan gelirim var, giderim ne kadar mesela? Yani giderim en fazla hani kiradır, sudur, elektriktir. Yani bir 20 bin de ona gitse, yani bu eve mesela 15 bin TL, 15 bin değil mi kira? Evet, 15 bin. Çok pahalı değil mi ya? Pahalı da ama idare ediyorum ben açıkçası. Yani peki başka harcadığın bir yer var mı? Araban falan var mı? Evet, var. Güzel. Peki parayı kendine mi harcıyorsun? Başka hiçbir bir şey harcamıyor musun? Yok, hayır, harcamıyorum. Peki mesela bu şu ana kaç yıldır bu iş yapıyorsun? Yani 5-6 yıl oldu. 5-6 yıl. Evet. En ilginç anın oldu mesela, ya da mesela bir müşteri mesela. Ben senin müşterinim, seni eve davet ediyorum. Mesela gel bana masaj yapar mısın? Hı-hı. Kaç saat oluyor normalde masajlar? 200 saatte masaj yaptıktan sonra böyle bir teklifte bulunacağım. İşte ben değilim, müşterin ya mesela. Hiç böyle yaşadım ya, işte şöyle bir şey yapalım, böyle bir şey yapalım. Evet, böyle... bazen bir kere olmuştu. Yani 35 yaşlarında bir beyefendi vardı. Masaj sonrası bana başka bir tekliflerde bulundu. Ben ne istemedim. Gibi teklif, merak ettim. Anladınız. Anladım. İki kişilerdi, teklif ettiler. İki kişiler mi? Peki ne teklif ettiler? Anladınız siz, ben söylemeyeyim onu. Yoksa hani aklıma bir tek şey geldi ama grup mu acaba? Yok. Vay evet. Arkadaş. Peki farklı böyle değişik olayın oldu mu? Peki ya da ne bileyim, şöyle olur mesela, sen eve gittiğinde mesela ben tek başıma seni masaja çağırıyorum. Zorla sana bir şey yapabilir yani, sen bunu nasıl güvenerek gidebilirsin ki? Yani güvenmiyorum peki ama... Bunu nasıl yani... engelleyebiliyorsun? Doğru değil mi abi? Yani için. Bir erkek seni zorla bir şey yapmak istese bence... Bilmiyorum ya, çok güçlü olman gerekiyor. Tabii ki de kendime güveniyorum diyeyim. Son bir sorum daha olacak. Bunu söyleyeceğim, videoyu bitireceğim. Gerçekten bu mesleği severim ki yapıyorsun yoksa para kazanayım diye mi yapıyorsun? Çünkü gerçekten para var. Ama bazıları para için, bazıları severek yapıyorsun. Gibi. Yok, ben gerçekten sevdiğim için... Harbiden seviyorsun yani. Peki bu mesleğini sevdiğine dair bana kanıtlayabilir misin? Bana ufaktan bir masaj yapar mısın? Yani bir düşünmem lazım peki. Yani şey yapamam şu anda ama sen benim özel misafirim olduğun için olabilir, şey yaparım. Normalde hani benden de para mı alacaksın yani? Evet, yani ilk seferlik özel misafirim olduğun için almıyorum. Peki, ama ikinci defa alırım. Para aldıktan sonra uyduğun sonunda ne olacak? Şey olacak mı yani? Yani bir çay kahve ya, senin de için fesat ya. Hani ben direkt konuşamadım, dilim varmadı, bir kahve içeceğiz dedik de tamam, sen hadi. Tamam, olur. Çay kahve olur. O zaman yapıyoruz. O zaman nerede? Yatak odasına geçelim mi? Yatak odasında farklı olaylar olabilir. O yüzden burada uzan istersen, öyle yapalım. Ha, ne gitse ne olacak sanki. İyi, evet. Tamam, hadi burada yapalım. Tamam. Ama sen öyle bir masaj yapacaksın var ya, kendimi kaybedeceğim. Uzanıyorum ve güzel bir masaj bekliyorum senden. Tamam. Bakalım ne kadar iyi bir masaj yapıyorsun. Şöyle yapayım ben size. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Harbiden masajcıymış lan bu. Yani sen peki masaj yaparken ne tarz yağsı kullanıyorsun? Kaliteli mi, kalitesiz mi? Kaliteli tabii ki. Şöyle oturayım yanına. Kameraman abi de hemen arkaya geçti. Var ya, işi biliyor ya. Valla masaj iyi geldi. Acaba tişörtümü çıkarsam mı? Ya da yok ya, çok bir şey olur. YouTube sonra bizi banlamaz. Kanka sen çek, ben biraz yatırım. Bana.
İyi geldi galiba. Harbiden çok iyi. Şimdi aklıma ne geldi biliyor musun? Benim dedem böyle sürekli çalıştığın zaman akşam eve gelirdi. Evet. Nenem böyle sırtını çiğnerdi ayaklarla. Ben harbiden onu yaşamak istiyordum da hiç nasip olmadı. Ay olmadım. O ne ya? 90'larda kalmış. Vallahi bilmiyorum ama dedem böyle şey gibi oluyordu. Böyle nenem bastıktan sonra böyle işte ne diyorlar ona? Zıba gibi mi? Ne derler? Böyle diklendi böyle. Sen de sırtını böyle çiğnesen. Yok ya. 90'larda kalmış. Eskilerde var. Merak ediyorum nasıl bir şey olacaktı ya. Şimdi kit bir şey olmaz ya. Ne oldu daha çok. Kanka ben ölürsem var ya bu videoyu paylaş tamam mı? Şöyle basayım. İki ayarla çıksana. Hayır. Deli misin? Abi biz çekmeye geldik. İş olayı farklı yere gitti. Masaj yapıyorum arkadaşlar. Oraya gitmiş. Tamam bende yeterli ya. Ama harbiden bir şey söyleyeyim mi? Dedem işini biliyormuş yani. Güzel geldi. Aldı mı? Abi sen denemek ister misin? Yok mu? Tamam yeterli ya. Videonun sonuna geldik. Leyla videonun sonuna geldik. Her şey için çok teşekkür ederim. Güzel gerçekten. Ya. Eve girdim sağ dedim. Şimdi ekmek çıkmadı ama eğlenceli bir video oldu. Evet. Tekrardan teşekkür ederim. Güzel buradan gibi. Takipçilerime ne söylemek istersin? Gerçekten güzel bir insan. Kalbi çok güzel bir insan. Abone olun. Çok iyi. Bak olmasanız. Olmasanız. Size de masaj yapmaz. Olursanız yapar değil mi? Size masaj yapar. Hem de özel. Abone ol. Ücretsiz. Evet ücretsiz.